Yes. Hoş geldin. Merhabalar tekrardan. Değişik bir yansımadan bu tarafa geldin, hissettim. Evet, orada bir aslında şey var. Şu an güneş gibi gözükse de bir camdan bir ya şey, işte. Reflektör şeyi alıyoruz. Hayat böyle işte, bakanlar için ne kadar güzel sürprizler sunuyor. Evet. Ozan da böyle dikkatli bakanlardandır. Sanatçı çocuk. Şimdiki sorumuz şöyle geliyor hocam. Aha da. İnsan en gelişmiş, en mükemmel canlı değildir diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz bu arada? Tabii, demişliğim var. Niye dediğimi söylerim. İnsandan daha üstün bir canlı var mı? Neden hiçbir canlı bizim gibi teknoloji üretemiyor? Oy oy oy, evet. Bunu sıklıkla televizyon programlarında falan söylüyorum zannediyorum. Oradan geldi sevgili arkadaşımız, oradan yakalamış olabilir. En gelişmiş ve en mükemmel derken neyi kastettiğimizi bir konuşmamız lazım. Mesela ben bir insanım, Ozan da hakeza. İkimizin de ilginç bir ortak özelliği var, gözlüklerimiz var. Demek ki gözler iyi görmüyor. Şimdi bu insan mükemmeldir sözünü direkt yerle bir edebilecek enteresan bir kusur. Gözümüz şu anda insanın ihtiyaçlarını ve bundan önce işte evrimsel süreçte atalarımızın ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde, en uygun biçimde evrilmiş bir görme aparatı. Fakat mükemmel sözcüğünün anlamını biliyor isek eğer, bunu insan ya da herhangi bir canlı ya da bu dünyadaki herhangi bir şey için kullanmak konusunda çok ciddi temkinli davranırdık. Mükemmel Arapça Kemal kökünden gelir. Kemal, işte Mustafa Kemal Atatürk'teki Kemal var ya, Kemal gelişme demek. Mükemmel ise gelişmenin son noktasına gelmiş, yani gelişimini tamamlamış anlamına geliyor. Şimdi bu dünyada hiçbir şey gelişimini tamamlamış ve gelişimde son noktaya gelmiş değildir. Çünkü madde dahi, yani cansız madde bile devamlı bir evrim ve devinim içerisinde en kararlı, en işte optimal hali arar. Mesela entropi falan dediğimiz kurallar biraz bunun mekaniklerini anlatmaya çalışır fizikte, kimyada bize. Dolayısıyla evrende en mükemmel hale gelmiş hiçbir şey yoktur. Bir kere mükemmel kelimesini bence bir tarafa koyalım. Bu evrende mükemmel bir şey yoktur. Tekrar altını çiziyorum. Bu evrende mükemmel bir şey yoktur. Evrenin bütününe baktığınızda buna mükemmel belki diyebilirsiniz. Hani onun böyle ihtişamını falan benzetmeyle açıklamak anlamında. Fakat evren de sürekli tekamül etmektedir. Evren de sürekli bir taraflara doğru gitmektedir. Mesela genişliyor, yani biliyoruz işte 13.8 milyar yıl önce Big Bang diye bir patlamadan şişerek genişlemeye başlayan evren bugün hala genişliyor. Yani bir yere doğru gidiyor. Mükemmel durur. Mükemmel hareket etmez. Hareket etmek, bir yere doğru varmak için bir eksiğinizin olması lazım. Bir şeye yetişiyor olmanız lazım. Bir şeyi tamamlamak için hareket edersiniz. Mesela biz nasıl açken doymak için hareket ederiz, yemek yaparız, yemek yeriz. Mükemmel olsaydık acıkmazdık, susamazdık. İşte nefes almamıza bile gerek kalmazdı. Biz tam olurduk. Eğer hani böyle mükemmel bir şey arıyorsanız, yani bir soyut varlık olarak Tanrı, Allah tanımı itibariyle işte ancak öyle mükemmel bir şey olabilir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak, böyle duracak yani öyle. Şimdi bu dünyada dolayısıyla öyle bir şey yok. Dolayısıyla şu mükemmel lafını bir kenara itelim. Bu sözcükleri ne anlamda kullandığımızı çok bilmediğimiz için düştüğümüz bir hata. Gelelim en üstün varlık iddiasına, insan en üstün varlık. Denemesi bedava. Evinizde küvet varsa suyla doldurun, kafanızı sokun, 5 dakika bekleyin. Bekliyorum, buyurun, yapabilirsiniz. Olmuyor değil mi? 5 dakika kafayı suya sokarsanız boğulursunuz. Ama balığı atın oraya, aylarca günlerce yaşar. Balık suda yaşamak açısından bizden çok daha üstündür. Biz ise bir kara canlısı olarak ondan farklı özellikleri olan bir canlıyız. Biyolojide üstlük altlık ilişkisi yoktur. Bazen duyuyorum, kertenkeleler gibi ilkel canlılar. Sen kertenkelenin yaşadığı ortamda 2 dakika durmaya çalış bakayım. Kertenkele gibi beslenmeye çalış, kertenkele gibi üremeye çalış, onun gibi yumurtlamaya çalış, yapamazsın. Kertenkele, zürafa, fil, tardigrat, bakteri, kurtçuk, aklınıza ne geliyorsa, nematod ve insan, bunların hepsi, dünya üzerinde yaşayan 10 milyondan fazla canlı türünün her biri kendi ortamına en iyi şekilde adapte olmuş versiyonlardır. Hepsi çağdaştır. Bugün yaşayan canlıların hepsi çağdaş. Yani bizden daha ilkel, geri kalmış bilmem ne canlı yoktur. Kendi ortamlarına harika bir biçimde adapte olmuş canlılar vardır. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Biz bir açıdan üstünlüğümüz olacaksa eğer, zihinsel özelliklerimiz, yüksek zihinsel işlevlerimiz açısından üstün sayılabilir dik ama adam gibi kullansaydık. Şu anda dünyada insanın yaptıklarını görüyorsunuz. Pek de akıllıca işler yapmıyor. Yani birbirimizi yiyoruz, küresel ısınma, işte iklimleri bile değiştiriyoruz. Dünyayı çöpe boğduk, berbat vaziyetteyiz yani. Şimdi bu, yani çok da üstün bir özellik gibi gözükmüyor.
kendi türünü kendi yaptıklarıyla tüketebilecek tek canlıyız Allah'a şükür. Yani şimdi buna baktığınızda bu da bir üstünlük değil, aslında ciddi bir sorumsuzluk ve sınavdan kalma durumu söz konusu. Yani insan bunları yapabilen bir canlı olarak elinde bir güç var. Bu gücü işte iyiye de kullanabilecek, kötüye de kullanabilecek, bu mümkün ama pek iyiye kullanamıyor. Netice itibariyle ne mükemmeliz ne en üstün canlıyız. Hatta sıklıkla işte muhtemelen arkadaşımızın gördüğü o konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi bedenen, zihnen, ruhen, psikolojik olarak çok zayıf, incinebilir, böyle berbat vaziyetteyiz. Hababam depresyonlara, bunalımlara giriyoruz. İntiharlar ediyoruz. İşte saçma sapan işler yapıyoruz. Hayatı anlamlı kılmak için başkalarının hayatını cehenneme çeviriyoruz. Hele hele bu dünyayı işte cehenneme çevirip öbür tarafta cennet bekleyenleri şu tarafa koyuyorum. Neler neler yapıyoruz. Şimdi bu bizim çaresizlikten ne yapacağımızı şaşırdığımızı gösteriyor. Biyolojik alemde bizim gibi derbeder, böyle aciz, tuhaf, başka bir canlı bulamazsınız. Bu açıdan insan diğerlerinden fakirlikte, acizlikte ve elin hiçbir şeye yetmemesinde büyük bir farklılık gösteriyor. Zihinsel özelliklerini doğru yönde kullanabildiği takdirde bunları kat be kat aşıp kendini muhteşem yerlere taşıyabilecek bir potansiyeli varken maalesef hayvani bedenini oyalamakta, hayvani bedenine hazlar aracılığıyla bir şeyler vermekte o kadar meşgul ki bu yüksek zihinsel özelliklerini kullanmaya vakit bulamıyor. Siz şu anda birçok bir şey yapabilecekken, muhtemelen hayatınızda zevk ve keyif alabileceğiniz bir sürü iş varken, internette bir sürü geyik işlerle uğraşabilecekken gelmişsiniz. Burada adam birinin konuştuğu bir şeyleri dinliyorsunuz. İşte bu tuhaflıkları yapmaya, bu bilgileri paylaşmaya, bu tip sorulmayan soruları sormaya ve cevaplarını merak etmeye devam ettikçe işte o zaman olacaksak üstün bir varlık olacağız. Yoksa insanın ne üstünlüğü ne mükemmelliği hiçbir şekilde doğuştan ona verilmiş bir şey değil. İnsan doğulur. Ama insan olabilmek ömrümüz boyunca yaptığımız gayretlere, çabalara bağlı bir şey olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden evet, tekrar ifademi tekrarlayayım. İnsan mükemmel bir canlı değildir. Burada mükemmel hiçbir canlı yoktur. Mükemmel bir şey evrende yoktur. Aynı zamanda en üstün canlı da değildir. Birçok açıdan, birçok canlıdan çok daha zayıftır. Bir daha uçan bir martı görürseniz kendinizi bir kıyaslayın. Harika uçuyorlar mesela. Dolayısıyla hem zayıfız, hem aciziz, hem mükemmellikten çok uzağız, hem de bizden çok üstün canlılar arasında sadece zihinsel güçlerimizle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bunu anlamak, kendimizi bu pencereden görmek bambaşka kapılar açıyor. İşte o yüzden açık beynin temel mottosu, Ozan'cığım tam şuraya böyle yerleştiriyorsun böyle. Kendine iyi bak, göreceksin. Kendinize ezberlerle lütfen bakmayın. Ya ben en mükemmel canlıyım falan, mükemmel canlı falan değilsiniz. Biz zayıf canlılarız. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bizim rehberliğe ihtiyacımız var. Bizim gerçeği aramaya ve bulmaya ihtiyacımız var. O yüzden kendimize bu bağlamda iyi bakarsak göreceğiz. Biz de ona çalışıyoruz. En azından biyolojik ve zihinsel zaviyeden kendimize güzel bir şekilde bakalım diye açık beyin olarak hizmetinizdeyiz efendim.